Evet değerli spor severler, tüm dünyayı kasıp kavuran pandemiden sonra yapılan en büyük organizasyonlardan biri olan Öncü Fight Club'da şimdi sıra geldi gecenin dördüncü maçına. Bir ağır siklet müsabakası izleteceğiz sizlere. Önce mavi köşede İranlı sporcu Hamit Reza Kordabadi. Cebeci Spor Kompleksi'nde Öncü Fight Club heyecanı devam ediyor. Değerli izleyenler, sıradaki maçımız bir ağır siklet müsabakası olacak. Hamit Reza Kordabadi ve Orhan Karaalioğlu karşı karşıya gelecekler. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Fatih Keleş bu maçta yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Fatih Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizler hoş geldiniz tesislerimize. Mutlu olduk sizi aramızda görmekten. Evet, güzel bir spor akşamı. Bizim için de bir ilk oldu aslında. Ben de bu kadar yakından canlı bir kickbox müsabakası turnuvası izliyorum. Heyecanlı, çok güzel bir akşam. Güzel maçlar oluyor. Sanırım öyle de devam edecek. Merakla bekliyoruz. Öyle umuyoruz. Ve rakibi kırmızı köşede Türk sporcumuz, temsilcimiz Orhan Karaalioğlu. Evet, Orhan Karaalioğlu ringe doğru gelecek. Fatih Bey, ilk kickbox deneyiminiz sizin de. Şu ana kadar da oldukça heyecanlı, oldukça keyifli geçiyor. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak amatör sporlara olan desteğiniz oldukça büyük ve önemli. Biraz bize bundan bahsedebilir misiniz aslında? Tabii ki. Kulübümüz 30 yılı aşkın süredir Türk sporuna hizmet veriyor, İstanbul sporuna hizmet veriyor. 30 yıllık bir kulübüz ve 19 branşta 3532 lisanslı ve lisans adayı sporcuyla Türk sporuna hizmet veriyoruz. Evet, sporcular bir yandan geliyor. Uzun süredir olimpiyatlara ertelendiğinden dolayı uzun süredir bekledik. Şimdi artık Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde yapılacak olimpiyatlara birçok sporcumuz hazır. Şu ana kadar 21 sporcumuz olimpiyatlarda kulübümüzü ve ülkemizi temsil etme hakkını elde etti. Sanırım bu sayı 23 ya da 25'lere çıkartacağız. Dolayısıyla çok güzel ve keyifli tarafına biz de yani sporun destek veriyoruz. Amatör sporlar, amatör branşlarda ve olimpiyat sporlarında en fazla sporcu oraya gönderip ülkemizin bayrağını göndere çektireceğiz diye umuyoruz. Ve İstiklal Marşımızı orada tüm dünyaya dinleteceğiz. Evet, sıradaki maçımıza geçiyoruz. Tarık Sayın mikrofonda. Evet değerli sporseverler, önce mavi köşede 93 kilogram ağırlığında, 25 yaşında, 2 metre boyunda, profesyonel kariyerinde 3 maç yaptı ve 3'ünde de rakiplerini nakavt etti. Arnık Fight Club sporcusu, antrenörlüğünü Muhammed Bahisli yapıyor. Hamit Reza Kordabadi. Ve rakibi kırmızı köşede 100 kilogram ağırlığında, 34 yaşında, 1.80 boyunda, profesyonel kariyerinde tam 83 maç yaptı. 79 galibiyeti, 4 mağlubiyeti var. Rakiplerini tam 21 kez nakavt etti. Antrenörlüğünü Mert Yeniköy yapıyor. Golden Glory İstanbul sporcusu Orhan Karaalioğlu. Müsabakanın ring hakemi uluslararası hakemlerimizden Sayın Gazi Mızrak yönetiyor maçı. Gazi Mızrak mücadelemizin hakemi olacak. Fatih Bey, 2016 Rio Olimpiyatlarında ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'i İBB Spor Kulübü sporcularından geldi. 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları için de benzer bir beklentimiz var herhalde diye tahmin ediyorum. Herhalde. Daha fazla madalya beklentimiz var artık. Çünkü son bir ayda Avrupa şampiyonaları yapıldı. Çünkü hepsi takvim yakın zamanda belirlendi. Ve bu bir aylık süre içerisinde Avrupa şampiyonalarında sporcularımız 7 altın madalya, 6 gümüş madalya, 4 de bronz madalya kazandılar. Tüm sporcularımız hazır olimpiyatlara. O yüzden heyecanımız bir kat daha arttı. Time. Evet. Ağır siklet müsabakası Hamit Reza Kordabadi ve Orhan Karaalioğlu arasında.
Orhan Karalioğlu yeşil eldivenleriyle şu anda ringde rakibi Hamid Reza Kordabadi siyah eldivenleriyle izliyoruz. İranlı sporcudan güzel bir tekme geldi. Orhan'ı sarsmayı başardı. Çok ciddi bir boy farkı var tabii ki iki sporcu arasında. Yaklaşık 20 santimlik bir fark var. Avantaj İranlı sporcuda. Bu boy avantajını da ağır siklette olabildiğince kullanmaya çalışacak. Orhan Karalioğlu'ndan çok sert bir low kick geldi. Dizlerini kullanmaya çalışıyor Hamid Reza Kordabadi. Bırak! Tabii bacak boyu oldukça uzun. Orhan Karalioğlu'na karşı bunu olabildiğince değerlendirmeye çalışacak. İşte front kickler zaman zaman deniyor. Orhan'ın tabii ki low kickleri çok güçlü. İsabet bulduğunda şimdiden rakibinin bacağında kızarmaya sebep olmuş durumda. Ama İranlı sporcu da üstüne gidiyor Orhan Karalioğlu'nun. Sağ isabeti geldi. Yani 20 santimlik boy avantajı gerçekten iyi kullanırsanız çok önemli ama işte low kicklerle rakibinin dengesini bozmayı başardı. Uzun sporcuların tabii ki ağırlık merkezleri daha yüksekte olduğu için bu low kicklerde denge kayıplarına çok daha müsait oluyorlar. Yakın mesafede bir tekme geldi. Orhan Karalioğlu güzel kaçtı. Hamid Reza Kordabadi'nin tekmesinden. Kısa mesafede içeride avantaj Orhan Karalioğlu'nda. Taktik savaşı izliyoruz şu anda. Çok iyi zamanlamayla bir alçak tekme daha, bir low kick daha. Orhan Karalioğlu rakibini ikinci kez yere indirmeyi başardı bu low kickle. Dövüş sporlarında bolca gördüğümüz bir durum. Uzun boy eğer iyi kullanırsanız avantajdır. İşte bunu iyi kullanan Semih Şilt gibi örnekler de var. Çok kötü kullanan Steven Struve gibi örnekler de var. Dövüş sporları, mücadele sporları dünyasında. Son 25 saniyesindeyiz. İlk round'un. İşte low kickler. Maçın ilerleyen bölümlerinde bu low kicklerin etkisi artmaya devam edecek. Bir kez daha isabeti bulmayı başardı Orhan Karalioğlu. Maç devam ettikçe ön ayağına özellikle ağırlık vermesi çok zorlaşacak İranlı sporcunun. Ve ilk round'un sonuna geliyoruz. Keyifli bir ağır siklet mücadelesi. Hocam. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Fatih Hocam, Keleş bizlerle birlikte Tokyo oyunlarına olan yolculuktan tabii ki bahsediyoruz, olimpiyat oyunlarına. Sporcularımızın bir yandan da kota mücadeleleri devam ediyor. Ülkemiz için gerçekten özellikle karatenin de eklenmesiyle birlikte keyifli bir olimpiyat olacak diye umuyoruz. Evet. Geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa Şampiyonası yapıldı Hırvatistan'da. Hocam, bir kişi kalsın. Orada yine şampiyonada sporcularımız 3 altın madalya, 2 gümüş madalya, bir de bronz madalya kazandılar. Karate'de de şu anda çok iyi durumda sporcularımız. Bir sporcumuzdan daha kota bekliyoruz. Dolayısıyla bizim olimpiyatlarda temsil sayımız biraz da artacak diye umut ediyoruz. Tokyo olimpiyatları ve paralimpik oyunlarda hem ciddi sayıda sporcu göndermeyi hedefliyoruz, hem de ciddi sayıda madalya hedefliyoruz. İkinci rounda geçiyoruz. Hamid Reza Kordabadi, Orhan Karalioğlu mücadelesinde. Rakibinin bacaklarını, dizlerini hedeflemeye devam ediyor Orhan Karalioğlu. Uzun rakibine karşı iyi bir taktikle şu anda ringde. Maçın başında boy avantajı biraz daha iyi kullanıyordu İranlı sporcu ama Orhan Karalioğlu rakibin hızını kesmeyi başardı. İçeriden güzel bir isabet. Sarsılmaya başladı. Yumruklarının arkasına o gücü tabii bacaklarınızdan ileterek veriyorsunuz. O gücü kesmeyi başardı Orhan Karalioğlu. Şimdi bir sağ isabeti Kordabadi'den. Hakem Gazi Mızrak. Araya giriyor. İşte güzel bir low kick daha Orhan Karalioğlu. Hamid Reza Kordabadi yere yıkmaya devam ediyor.
Özellikle zamanlamaları çok iyi. Rakibinin dengesini bozacağı anı çok iyi buluyor. Orhan Karalioğlu. Olarak arada isabetleri bulmaya devam ediyor. Şimdi sağ kroşe kontra denemesi isabetli değil. Haşim Rahimzade'ye karşı nefis bir nakavt bulmayı başarmıştı. Orhan Karalioğlu. Dön buraya. Bak. Son 1 dakika 20 saniye bel altı gelen bir darbe tamam, var. Stop. Ve hakem süreyi durdurdu. Gazi Mızrak. Tamam. İranlı tamam. Sporcunun devam etmesine bir engel yok. Ve mücadelemiz çok fazla zaman geçmeden tamam. Devam edecek tabii ki. Orhan Karalioğlu'nun biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bırak. Son dakikaya giriyoruz. Şimdi yumruklarla başladı kombinasyona. Yine stop. Alçak tekmesiyle bitirdi. Dön buraya. Şu anda sol bacağının üst kısmı perişan olmuş durumda. Bırak. Hamid Reza Kordabadi'nin İyice yavaşladı. Biraz da yoruldu. İranlı sporcu. Bırak. Dön, dön. Şimdi puşkik ardından sağa uzattı ama tam yetişemedi Orhan. Stop. Vay. Maçta şu anda kontrolü tamamen ele almış durumda vücuda yumruklar. Bir puşkik daha geldi. Orhan Karalioğlu şu anda ringde yapmak istediği her şeyi yapıyor. Kombinasyonu yine low kick ile bitirdi. Bir low kick daha. High kick denemesi bir an dengesini kaybetti. Orhan Karalioğlu ve ikinci raundunda sonuna geliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Fatih Keleş bizlerle birlikte. Fatih Bey tabii ki kadın sporcuların da sayısını çok arttırdı son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü. Evet, göreve geleli 2 yıl oldu. 2 yıl öncesinde kongre ile göreve geldik. Ve bu tarihten sonra kulüp içerisine baktığımızda kadın sporcu sayısının az olduğunu gördük. Oysaki kadınlara fırsat eşitliği sağlandığında her sporu yapabileceklerini biliyorduk. Bunun için öncelikle kadın atletizm takımı kurduk ve birinci ligde geçen yıl birinci oldular ve Süper Lig'e yükseldiler. Dolayısıyla bizi çok mutlu edecek başarıları imza attılar. Kadın voleybol takımımız ikinci ligden birinci lige çıktı. Geçen yıl playoff oynadılar. Playoff'larda da başarılı oldular ama tabii bir üst lige çıkamadılar. Umuyoruz önümüzdeki yıl kadın voleybolcularımızı da Sultanlar Ligi'nde göreceğiz bir sonraki yıl için. Hocam, ve gelin, halterde kadın takımımızı kurduk ve bunları tamamen genç sporculardan oluşturduk. Genç sporcularımız onlardan önümüzdeki yıllarda çok büyük başarılar bekliyoruz. Ülkemizin de zaten belli bir geçmişi olan belli başarılar elde ettiği sporlar bunlar. Umarız ki devamı da bunların İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları sayesinde gelecek. Üçüncü raundumuza geçiyoruz. Ağır siklet müsabakamızda Hamit Reza Kordabadi ve Orhan Karalioğlu son 3 dakika için ringdeler. O low kicklerin verdiği hasar. İranlı sporcu yavaşlatmış durumda, tekmeleri deniyor. Gardını güzel aldı Orhan Karalioğlu. Şimdi sağ direkle girdi. Ardından karaciğere doğru bir darbe. Hakem Gazi Mızrak'tan uyarılar geliyor. Güzel bir middle kick. İranlı sporcu bir kez daha geldi. Kaburgayı hedefliyor. Özellikle uzun bacakları ile birlikte bu darbeler çok daha etkili oluyor. İsabet bulduğunda Hamit Reza Kordabadi. Bırak. Ayrıl. Low kicklerle puanları topladı bu ana kadar Orhan Karalioğlu. Üçüncü roundda taktik biraz daha değişmiş durumda. Bırak. Puşkek uzak tuttu rakibini kendinden. Orhan Karalioğlu şimdi yakın mesafeden dizlerini kullanmak istedi. Orhan Karalioğlu'na karşı Hamit Reza Kordabadi ama hakem araya girdi. Ondan bir low kick denemesi çok güzel karşıladı bu low kick'i. İyi check etti, iyi blokladı. Low kick'leri savunmak da
apayrı bir teknik istiyor, apayrı bir zamanlama istiyor şu ana kadar. Dön buraya. Hem hücumda hem savunmada iyi iş çıkardı Orhan Karalioğlu. Bırak. Son 1 dakika 15 saniye müsabakada. Güzel yumruklar artık. Bırak. Hareket edemeyecek hale geldi neredeyse. Dön buraya. Rıza Kordebadi. Zaten biraz gard da değiştirme noktasına doğru gidiyor gibi. Sol ayağı önde dövüşmeye devam ettikçe çok ciddi darbe aldı. Sağ ayağı öndeyken, ters garddayken de yine low kicklerini konuşturdu Orhan Karalioğlu. Son artık 40 saniyeye doğru gidiyoruz. Bırak. Dön buraya. Bir maçı iyi bitirmek de önemli olacak. Orhan Karalioğlu. Bir low kick aldı. Ahmet Rıza Kordobadi'den low kick'le kaçtık. Sağ kroşelerde bulamadı. Vücudu ardından aparkat denemesi sarılıyor. Ahmet Rıza Kordobadi. İki sporcu da çok yoruldular artık. Ama 9 dakika boyunca, 3 dakikalık 3 round boyunca çok iyi bir iş çıkardılar. Bırak. İzlenemesi geldi. Çok etkili değil Kordobadi'den. Artık müsabakanın son saniyelerindeyiz. Ve gong çalıyor. Mücadele sona eriyor. Çok iyi bir taktiksel yaklaşım. Low kicklerini çok iyi kullandı Orhan Karalioğlu. Ve birazdan maçın galibini öğreneceğiz. Fatih Keleş, Sayın Fatih Keleş tabii az önce biraz bahsettik ama Paralimpik oyunlara da çok fazla sporcu gönderiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü. Biraz da bundan bahsedersiniz aslında. Şu anda 8 sporcumuz Paralimpik oyunlara gidecek biliyorsunuz. Olimpiyatların hemen sonrasında Paralimpik oyunlar yapılıyor yaklaşık 15-20 gün sonra. Ve 8 sporcumuz ülkemizi orada temsil edecekler kulübümüzün adına. Yüzme branşında, okçuluk branşında ve çok değerli sporcularımız, dünya ve Avrupa dereceleri olan sporcularımız zaten bunlar. Umut ediyoruz, Paralimpik sporcularımızdan da madalya bekliyoruz. Onlardan da bu beklentimiz var. Çok iyi çalıştılar. Pandemi döneminde tabii zor şartlarda testlerin bir müddet açık olmadığını düşünürseniz onların formlarını korumaları hem mental hem de fiziksel anlamda hazır durumda bulunmaları zor bir süreç oldu onlar için ve bizim için de öyle. Ama bu milli sporculara bu tesisleri açılmasına müsaade edildikten sonra biz de temizliğimizi hijyen kurallarımıza tamamen uyarak sporcularımıza tesislerimizi kullandık. Ve onların tekrar eski formlarına gelmelerini sağladık. Umut ediyoruz şimdi onlardan madalyalar bekliyoruz Paralimpik oyunlarda. Başta Paralimpik ve kadın sporcularımız olmak üzere tüm sporcularımıza, tüm Türk sporuna verdiğiniz destekten dolayı da bir kez daha biz teşekkür etmiş olalım sizlere burada. Biz teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon, hayırlı olsun diliyorum ben de. Evet, mücadelemizin galibini öğreneceğiz değerli izleyenler. Hamit Rıza Kordobadi ve Orhan Karalioğlu arasında 3 round izledik. Bakalım galibiyet kimin oldu? Söz Tarık Sayın'da. Evet değerli spor severler, gerçekten nefeslerimizi tuttuk. Pandemiden sonra izlemiş olduğumuz ilk ağır siklet müsabakasında gelenek bozulmadı. Hakemler de aynı kararı verdi. 3-0 skorla kazanan Orhan Karalioğlu. Evet, Orhan Karalioğlu mücadelenin galibi oluyor değerli izleyenler. Taktiksel açıdan gerçekten çok iyi yaklaştı mücadeleye. Taktiğini uyguladı ve mücadeleyi kazanmayı başardı. Şimdi kupa töreni gerçekleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Sayın Fatih Keleş bizlerle birlikteydi. Buradan kendisine de bir kez daha teşekkür edelim. Gecenin organizatörü ve Türk sporunun, Türk kickboksunun öncüsü Sayın Nusret Öncü şu anda bizlerle birlikte. Hocam neler söyleyeceksiniz? Ben teşekkür ediyorum sana bu güzel yorumların için. Kısa bir oturacağım. Bir iki mesajım var, ondan sonra tekrar size bırakacağım. Çünkü biliyorsunuz şartları. Ben buradan öncelikle Fikret Engin'e geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Allah şifalar versin.
Ve bu zor şartlarda bize destek veren, izin veren, yanımızda olan federasyon başkanımız Sayın Salim Kayıcı'ya ve tüm federasyon personelimize teşekkür ediyorum. Başkanımıza buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyorum. İnşallah güzel günlerde, seyircili güzel günlerde bir arada olacağız. Ben seni kardeşim Orhan Doğan'la baş başa bırakacağım. Türk sporunun benden sonraki en iri adamı. Ben var. Ben bizleri seven, bizleri izleyen herkese kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İnşallah güzel günlerde bir arada olacağız diyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum size. Ben Orhan'a bırakıyorum mikrofonu.